Uzlaşmayı kabul edersem aldatılabilir miyim? Uzlaşma kabul edildiğinde kandırılma gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Çünkü uzlaşma süreci Cumhuriyet Savcısının kontrolü altında yürütülmektedir. Serbest iradenizle karşı tarafın teklifini kabul etmediğinizde uzlaşma süreci sona erer. Uzlaşma sonucunda varılan anlaşma yerine getirilmeden soruşturma dosyası kapatılamaz. Eğer karşı taraf vaadini yerine getirmezse uzlaşma yapılmamış sayılarak soruşturma veya kovuşturma süreci devam edecektir. Uzlaşma teklifini kabul edersem ne olur? Uzlaşma teklifinin kabul edilmesiyle uzlaşma süreci başlamış olur. Bir uzlaştırmacı aracılığı ile devam eden bu süreçte taraflar ile görüşülür ve suçtan zarar gören kişinin maddi veya manevi zararlarının nasıl giderileceği konusunda taraflar müzakere ederler. Bu müzakereler gizlidir ve şüpheli aleyhine delil olarak kullanılamaz. Ayrıca uzlaşma teklifini kabul etmek, suçu kabul etmek anlamına gelmemektedir. Uzlaştırmacıya ücret ödeyecek miyim? Uzlaştırmacının çalışmasına karşılık taraflardan ücret talep edilmez. Taraflar arası uzlaşma sağlanır ise uzlaştırmacı için öngörülen meblağ devlet tarafından karşılanır. Uzlaşma sağlanamaz ve yargılamanın sonucunda mahkumiyet hükmü verilirse uzlaşma gideri sanığa yüklenecektir. Ne üzerine uzlaşabiliriz? Uzlaşma taraflara bırakılmış bir süreç olduğundan taraflar maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmakta serbesttirler. Fiilden kaynaklanan maddi veya manevi zararın tazmin edilmesi veya mevcut durumun eski hale getirilmesi, bir kuruma veya yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması, kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşta geçici süreyle çalışılması, topluma faydalı bir birey olmasını sağlayacak bir programa katılması, mağdurdan özür dilenmesi gibi hukuka aykırı olmamak koşulu ile şüphelisinden her şeyi isteyebilirler. Uzlaştık, şimdi ne olacak? Uzlaştığınız takdirde anlaştığınız şeyi yerine getirmekle yükümlü olursunuz. Bu yükümlülüğü yerine getirdiğiniz takdirde mağdurun mağduriyeti daha hızlı bir şekilde giderilmiş olur. Şüpheli hakkında dava açılmaz. Dava açılmışsa da düşer. Mahkumiyet hükmü giyme ve neticesinde sabıkalı olma ihtimali de ortadan kalkacaktır.